Yaxşı ya, başqa işlərdən qoyulub burada. Həm mənim salamları yenə yaxşı oğlum. Sağ salamatınızla barışanı. Həm mənim xeyirli gün, xeyirli tün və barış işlərinizin Allah'ın muvaffaqiyyətini görsün. Demək, bugünkü 17-ci sırrımız, demək, vaxtının qatqol başqa ölçüsü. Hər kim öz vaxtını qatqol başqa ölçüsü əylənin. Öz vaxtınızı qatqol başqa ölçüsü əylənin. Bir haftada 168 saat var. Bu vaxt içinde çok günün işlerinizi başarışmışsınız mümkün. Rezide katı amal kılın. Biz olduğumuz sürelerimiz atkarımız, ayrıca kılışımız kadar, kümle tatkı sağlayışımız kadar ve bu gün devam eder. Şöylecağımız bu için iş onu borçumuz kadar, ki hakkında yapmış bakalımız. Yani şunu kayıt edemem basak, demek o şöylecağımızda katı amal kılın halette, gün tatkibimizi, onu borçluğumuz kadar. Tamamda bir neçə dəqiqənə yəni bunu rəcid biliş görəsən. Aynı damda bu demək qoyuş çıxış paytı da doğru gələdi. Qoyuş çıxış paytı da biz nömələrimizi, rəcələrimizi, bu küllük rəcələrimizi düzüb aradan olsaq saatlar, dəqiqələr. Mənim şu rəcə asasında işar başlarımız zarurat verəmək. E'tiborni tugalmas telefon qo'ng'iroqlari kabi tezkor lekin muhim bo'lmagan ishlarga emas. Ha, masalan, ko'pchilik shu vaqtini zoyi o'tkazmaydi-da. Hech kecha telefonda gaplashib o'tiradi olmaydi. Qulog'iga telefon yosh qolgan degan iborani qo'llaymiz ko'pchilik uchun. Ana shunday bo'lmaslik kerak ekan. Balki qilinishi zarur bo'lgan ustuvor masalalarga qarating. Befoyda vaqtni telefonda o'tkazgandan ko'ra, o'sha telefondagi vaqtni taqdimotga, suhbatga, jalb qilishlikka, yangi taklifga, tushuntirishlikka, uchrashuvlarga sarf qilishlik mumkin bo'ladi. Tezkor bo'lmagan, ammo muhim ishlar qatorida uzoq muddatli va doimiy foyda keltiruvchi harakatlar, yangi strategik rejalashtirishlar, insonlar bilan munosabatlarga yaxshilash va professional ta'lim olishga qarating. Professional ta'limimiz, mana masalan, duplikatsiya darslarimizni o'tdik. Ana shu duplikatsiya masalalarida, masalan, kimda kimda shunaqangi bir o'zini tizimini yaratib, o'zini tuzilmasini yaratib, kompaniyamiz bilan birgalikda qadam ba qadam ish olish borishini rejalashtirgan bo'lsa, keyingi qadamlarimiz jiddiy bo'layotganligini mana ko'rib turibsiz. Kimda master darajasi bo'ladigan bo'lsa, ularni hammasi kabinetlarida yangi 54 ta darsdan iborat bo'lgan o'sha Yevropa Mitsubishi kompaniyasini, o'sha Amway kompaniyasini, shunchasidan ko'zi ko'rilgan kompaniyalarini sotuvchilarini, ya'ni o'sha yuqori darajadagi menejerlarni tayyorlab bergan kishi mana shu bizni darslarimizni hozirgi kunda olib boryapti. Masalan, yuqori bo'lgan shaxslar uchun bu kabinetlarda albatta paydo bo'lgan o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Partnyorim degan joyda kabinetingizga kirganingizda Abuchayn degan joyda bor. Abuchayn degan joyga kirsangiz, birinchi to'rtta dars Facebookda qanday harakatlanish masalasiga qaratilgan. Qolgan 54 ta darsimiz o'sha bank ismli juda katta ko'plab millionerlar yetishtirib chiqqan juda katta savdo markazlarini tashkillashtirishda, savdo markazlari rivojlanishda o'zini darslari bilan rivojlanishga o'z hissasini qo'shgan va kompaniyani rivojlantirib bergan speaker deymiz. Shunaqangi so'zomon odam o'z darslarini shu yerda olib borgan. Va uni albatta rus tiliga, ingliz tilida olib borilgan, rus tiliga tarjimasi bor. Ana shu darslarni o'qishligimiz, demak, o'zimizni professional tayyorlashimiz, o'zimizni kasbiy bo'lgan mahoratimizni oshirishga jiddiy qaragan odamlar uchun albatta bu yerda o'rganishga arziydi. O'rganishga arzigulik narsalar bor. 2018-2019 yillarda 2000 dollar sarf qilib shu odam bor darslarni o'qiganmiz. Bugungi kunda bu tekinga berilmoqda, buni qadriga yetish kerak. Buni albatta professional bo'lib yetishligimizda bundan keyin bizni biznesimiz endi boshlaydi. Qayta qayta bu gapni takrorlashga man hech qachon demak charchamayman. Bizni haqiqiy biznesimiz endi boshlanadi. Qolgan hamma hayplar, boshqalar hammasi mana bu pandemiya davrida o'zi ko'rdinglar, o'ydan chiqib bo'lmagan holatda bizning kasbimiz ayni zarur kasb ekanligi bilinib qoldi va bunda yo'l katta ochilib qoldi. Ko'plab mamlakatlarda, ko'plab davlatlarda yana e'tibor ochib ketdi bu texnologiyaga. Bu texnologiya albatta
sizden bizi korsatıp olarak korsatırlarımızı, sizden bizi içtimai tarmaklardaki çıkışlarımızı hem mesela batı korsatıp olurlardı, onların korsatıp olurlardı, onlardan haberde otururlardı ve elbette böyle sanal derecede boy buluşunu isteyen, milenial buluşunu isteyen adamlar her bir de internetteki bu zaman haberlerini, özgürlük haberlerini elbette gözden koçuşmaydı. 18. sırrımız, faydalı insanlar bilen mülakat. Küçük gayretinizi bekorçu yaplarda ve şikayetler bilen söndürmeydi. Yani faydalı bulanlarsa organizasyonunuz mümkün bulurken insanlar bilen kopra mülakatta bulun. Siz köçede halkanaka yaş bile bile halkı gabbarlaşıyız mümkün. Mahallede çoğlar bilen çoğlarda halkı gabbarlaşıyız mümkün. Avtobüsde mümkün adamlar mümkün gabbarlaşıyız mümkün. Lekin yani şu narsalarga ömrünüzü özü cüda ama kıska davırda yaşayanız bir yer kurasıdır. Bu hakkında ki yeni sırlarımızda ayet edemez. Bu mavzula, bu ayet yatkan gapla, işte mükemmel ikisi de sırrı atken yine de elbette tuğul yolu için bölgen bölgesi. İki yüz tane hiç olmazsa illiktesini, birinci o illiktesini ötkenimizde şu illiktesini ötkenden ki şunu beş tesige etibar kalıp şu beş tesige amal kıladığımın bu zaman bolsa dediğiniz ham ömrünüzde, hayatınızda rövajlanış bulgarlığını sözlersiniz. Ki yine derslerimizde acaba acaba bir sırlarını açarımız, o şey sırlarını katarıda bir çekeden organın parası şu meselelerini. Bu insan sizin küçük gayretinizin ölük münasebatlar ve şikayetlerden söndürmesi gerek. Sizi sohbet başınız, siz kim bilen sohbet kuruyatkan bulsanız, o adam sizi ölük sözler bilendiğimizde şikayet. Yani her kıl şikayetle bilen, hazır hükümde hem de şikayetle hürriyetle bulup etken. Şikayet kule vermesi gerek. Bu şikayet hem Allah'ın belirgen kuyruğu ne olur olsun ki kırık kuledi, bu naşkürlük kırık kuledi. Kadamda bu naşkürlüğünü evren kule vermesi gerek. Kadamda naşkürlüğümüzü adamlarla vuru kaç kule vermesi gerek. Onun üstüge, önünde urnige demek, biz çoğal yutturmuş tarzını urgen işlerimiz, sırladan vakit buluşluğumuz, bu sırada çok meşhur adamla özünü hakiki ayakta duruş yönünde yönelişte katını kolu yıkırtkan adamı. Bu tecrübeden otkan, sınavdan otkan, meşhurlardan otkan, adamlarla netice verilen usuller bile kalmasın. Kendi adı havadan yok, Osmanlı'dan alımdan söz verilmez. Yani bu nesili ama kılsak, elbette bu hayatı kolumuzda üşegen, bilgen kılgen işlerimiz bu neticesi. Yani şu işlerin devamilik derecesinde karar burada bulsak, elbette bu hayatı cüde katta ulkan muvaffakiyetlerde ulkan neticelere eriştirmemiz mümkün. Daima özünüz, daima özün kamaliyeti de işleyen insanlar bile mülakatta buluş halkalı, özünüz zarf etişini isteyen kamillik çokusuna erişişiniz mümkün. Demek daimi revişte, daimi revişte özünüz mesela kaysadır kamalat çokusuna erişilik istediğiniz bulsanız, kendilerde yetüklük derecesine, kendilerde bir şey, hozir mablag' masalasi oladigan bo'lsak, millioner bo'lishlikka yoki ma'naviy mazmunda oladigan bo'lsak, o'zimizni bir dono, bilimdon, olim bo'lishligimizga yo'llantiradigan odamlar bilan munosabatda bo'lishligimiz va cho'qqilarda zabt etgan, ya'ni o'sha bir natijaga erishgan odamlar bilan albatta muloqotda bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ki bizga o'zimiz ota-bobolarimizdan qolgan gap bor. Kattalar bilan, yani ki uzun yaşlı ulu adamlar bilan, hayatı kuran adamlar bilan ko'proq ham suhbat bo'lishga intilin degan o'g'itlarimiz yoshligimizda bo'lgan. Shu o'g'itlardan birisi mana shu sirlarni 18-siga to'g'ri keladi. Sirimizning 19-chi mavjud ne'matlar ro'yxati. Zamonamizning buyuk fizik olimlaridan biri Stephen Hawking shunday deb fikr yuritarkan. Biz milliardlab galaktikalar orasida joylashgan bir kichik sayyorada yashaymiz. Şularının karşısında nahat muammalarımız şunçilik ciddi bölse. Bunun itibar verin de. İtibar verin. Karak. Milyardlar galaktikalar içinde yaşadığından yer. Şeride biz kürresinde yaşayınız da. Karak. Çukur manada bir itibar verin de. Karak. Milyardlar. Yani ki fazla da galaktikada. Milyardlar galaktikalar orası da. Bir de yani şu bizi yer kurranımızı hatırlat, biz kurduğun aslında bir de galaktikaya girelim. Bu nokta galaktikadan milyarlar veren. Şu milyarlar galaktikanın içindeki küçük yine yine bir yer sayı arasında yaşarken biz. Şunu orasından, şunu galaktikalarda kanla yürüyüşlüğü, onun tizimi, bu işin yürüyüşlüğü,
bu narsalarni oldida qandaydir biz kichkinagina bir o'zimizni muammolarimiz jiddiy boshqa ko'rinadi. Nahotki siz bilan bizning muammoyimiz shu yer sharini galaktikada suzib yurishdan muhimroq bo'lsa. Demak, yer sharida juda qisqa umr ko'ramiz. Yer ko'rasizmi? Yer sharida juda qisqa umr ko'ramiz. Bu galaktika milliardlab yil davomida, milliardlab galaktikalar orasida, milliardlab sayyoralar ichida suzib yurgan yer galaktikamiz de yashaydigan bizi umrimiz arzimagan bir lahzaga o'xshagan. Bu oxirat hayotining oldida hech narsa emas. Nima uchun shu qisqa vaqtni unumli foydalangan foydalanmasligimiz kerak? O'zimizdan yaxshi amallarni meros qilib ketmaymizmi? Nima uchun shu qisqagina umrdan unumli foydalanishimiz kerak va o'zimizdan shunaqangi bir ruschada aytadiganlar bir dostoyni. O'zimizdan bir arzugulik meros qoldirishimiz kerak. Mana bu bizning kompaniyamiz Skyworld Community ana shunaqangi bir ajoyib meros qoldirishlikka imkon beradigan dastur. Bu imkoniyatni ko'pchiligimiz mana bu yerda turganlar qo'lga kiritganmiz. Ve şu nimetle etrafımızda gelege ulaştığımız kararlı. Çünkü kıyamette her bir nasıdan söylenirdi. Hesap kitap payda da her bir nasıdan söylenirdi. Her bir nasıdan cevap verişliğimizde doğru gelirdi. Bu cevap verişliğimiz şundak ki, yakınlarımızda bu malumatı vermediğim olsak, ula kıyamette bizde asılışıp, bilgene kansan, şunaka mavkaya erişene kansan, menge aitme kansan degen davanı kılışırdı. Ama şu davadan koçuş yüklü için hem biz malumat verip koçuşumuz gerek, yakın birçilerimizde. Ayçiçten tınmasıyımız gerek. Ve bana bu sırlarımızı geleceği de bor, hangi bir, bazı bir bulan bulmaz kaplarga soğuk kolye bile karar edilen bölümümüz, bu sırlarımızdan bir testi soğuk kolyenin aşırı derecesi gelirken sırlarımız hem bor. Demek oylangız, yok ki soğukluğunuz hakkında yoluşdan boşlan. Ha, o'zimizni egallagan mavjud ne'matlar ro'yxati. Mana shularni qarshida nihoyat muammolarimiz bo'lsa, yer sharida qisqa umr ko'ramiz. Nima uchun shu qisqa vaqtni unumli foydalanmoqimiz kerak? Ha, o'zimizni yaxshi amallarni meros qoldirishimiz kerak. O'rningizni egallagan va qog'oz olib, uni egallang. Orasiga qo'shilib ketibdi, ko'zlaringizdan yosh ko'rmay qolmang. O'rningizni egallang va qog'oz olib hayotingizdagi mavjud ne'matlarning ro'yxatini tuzing. Oilangiz va sog'lig'ingiz haqida yozishni boshlang. Tinch yurtingiz va iste'mol qilayotgan nozik ne'matlar haqida yozishni ham unutmang. Kamida 50 ta ma'lumot kiritmaguncha to'xtatmang. Kun aro shu ro'yxatga qarab tursangiz, kayfiyatingiz ko'tarilib, nachog'lik boy ekanligingizni anglab yetasiz. Ne'matni qadriga ne'mat ketganda yetmasligimiz kerak. Oldimizdagi ne'matni qadriga yetishlik uchun uni hamisha eslab turishligimiz kerak. Uni yozib borishligimiz kerak. Yon daftarcha olib, masalan 50 marta yozilishi bu. Bu narsa ko'z oldimizda turadigan bo'lsa, doimiy bizga ne'matlarni qanchalik ziyoda ekanligini ko'rsatib, qanchalik biz boy ekanligimizni bugungi kunimiz Efiopiyadagi nimadagi mana demaymiz Afrikadagi yoki Yaman davlatidagi odamlarga nisbatan ancha boy badavlatmiz. Bu ne'matni qadriga yetishlik kerak. Bu ne'matni qadriga yetmasa, bu ne'mat qo'ldan ketib qoladi. Bunda ulug' ne'matlarni qadriga yetmadi. Bu ne'matlar qo'ldan bizdan ketdi, bu qilib qo'ydi. Hozirgi kundagi siz bilan sog'-salomat, internet orqali bir-birimiz bilan lidorlashib turishimiz, bir-birimizni ishlab ko'rib turishligimiz bu ham katta ne'mat albatta. 20-chi, hayotda maqsad vazifa. Hayotda o'z maqsadingiz, vazifangiz bo'lishi shart. Bu hayotda qayerga ketayotganingiz va umringiz so'ngida qayerda bo'lishingiz, bo'lishni istasligingizni belgilab beruvchi yo'llar majmuasidir. Ya'ni bu hayotda hozirgi kunda ketayotgan kuningiz qaysi yo'lda yuribsiz va qaysi joyga borasiz, buni eslab qo'yishingiz kerak. Biz ko'pchiligimiz hammamiz musulmon bo'lganimiz uchun jannatga borishni orzu qilamiz. Jannatga borishligi uchun, demak, o'sha Allohning bizga zimmamizga qo'ygan vazifasi bu imtihon dunyoda imtihondan qanchalik o'tishimiz. O'zimiz qani nimani yaxshi ko'rsak, qavm qarindoshimizga, yaqin birishlarimizga, tanishlarimizga buni ravo ko'rishligimiz kabi narsalar. Mana shu dasturimizni qavm qarindosh yaqinlarimizga yetkazishlik ham ularga o'zimiz ne'matlangan ne'matni ularga ham taqdim etishlik
sırasıyla sarsırasıyla kredi. Kiyengi bir ay içinde demek ha maksadın demek sizler biliyorsunuz mevcut. Maksadınız kadriyetinizin öz içine oladı. Yani maksadınız kadriyetinizin öz içine oladı demek sözü manası. Siz koyduğun maksadınız kançalık uluğ bulsa sizi kadriniz hemşinçalık uluğ bulurdu. Keyingi bir oy ichida hayotingizni to'g'ri yo'lda ishlash uchun kerak bo'ladigan 5-10 ta maqsad qadriyatlarini yozish uchun biroz vaqt ajrating. Ya'ni 5-10 ta maqsadlarni bir qog'ozga yozing. Kelajakda sizga o'sha yetadigan maqsadingizni belgilaydigan yo'lingizni belgilaydigan 5-10 ta qadriyatlaringizni yozib boring. Ana shu narsa qadriyatingizni oshirib borishlikka albatta asqotadi. Misol uchun boshqalarga xizmat qilish, mashhur shaxs bo'lish, boylik orttirish yoki e'tiborli rahbar bo'lish. Qarang, boshqalarga xizmat qilish. Bu nima degani? Oddiy so'zini aytganda, men mashina sozlik zavodida ishlayman, brigadir bo'lmoqchiman. Bu brigadir bo'lganingda ham kimgadir xizmat qilasan. Brigadir bo'lsang, rahbarga xizmat qilasan, zavod rahbari bor, boshqasi bor, boshqasi bor, shunda oliy sandan yuqoridagi lavozimda bor. Maqsad qilganda shunda qilishlik kerakki, bizni armiyada shunda o'rgatishgan edi. O'rgatishgan, biz harbiyda o'qiganmiz, harbiyda shunda o'rgatishgan edi bizga. General bo'lishni orzu qilmagan soldat soldat emas deb. Bu kimdir ishini bajarishlik, bu orzu maqsad emas. Boylik orttirish, bu ham orzu maqsad emas. Boylik o'z keladi. Siz o'zingizni yo'nalishda hayotingizdagi yaxshiligingizda davom etadigan bo'lsangiz, boylik o'z keladi. Yoki e'tiborli rahbar bo'lish. Bu ham o'zidan o'zi bo'ladigan narsa. Hayotingizdan qanday vazifalar joy olganligiga qaramasdan, ularni tez-tez ko'zdan kechirib, tuzatib turing. Maqsadingizni, o'sha qog'ozga yozgan maqsadingizni tez-tez ko'zdan kechirib, shu yo'lda ketishyapsizmi? Shu yo'nalishda ketishyapsizmi? Qaysi yo'nalishda ekanligingizni nazorat o'zingizni nazoratingizni o'zingiz qilib boring. Siz atrofingizdagilar sizni ranjitib qo'ymaslik uchun sizni kamchiliklaringizni aytishmasligi yoki o'tmasligi mumkin. Oldingi darslarimizda birida duplikatsiya shunaqa mavzu o'tgan. Eslasanglar, mana bu joyda Gulbahor eshitgandilar, bu narsani mashhur eshitgandilar. Oldingi darslarimizda birida shuni aytgan edim men. Shu mavzuni biz oldin ham gaplashib o'tgan edik. Biz mavzularimiz takrorlanib, farqli ko'rinishda boradi. Maqsad esda qolishlik, xotirada qolishlik, eslab qolishlik va shu narsaga amal qilib borishlik. O'zimizni o'zimiz nazorat qilishligimiz kerak. Biz o'zimizni o'zimiz nazorat qilmaydigan bo'lsak, bunda biz ishimiz xato qiladi. Maqsadimiz sari ketyapmizmi, yo'qmi, chalg'idaymi, chalg'imaydimi? Inson bitta narsada xato qilishni boshlasa, yolg'on gapirishni boshlasa, bir marta yolg'on gapiradi, o'tdi. Ikkinchi marta yolg'on gapiradi, o'tdi. Uchinchi marta yolg'on o'tiradi. Gapirdi, o'tdi. 4-chi marta gapirdi, o'tdi. 5-chi marta gapirdi, o'tdi. Bu 6-chisiga endi shart emas gapirishi. O'zi o'rganib bo'ldi. 5 marta yolg'on o'tdimi? Yolg'on gapirishni o'rganib bo'ldi. Tamam, u hayotda yolg'onga ketdi. 50 marta qaytarsa nima bo'ladi? 100 marta qaytarsa nima bo'ladi? To'g'rimi? U botqoqqa botib bo'ldi, chiqmaydi u. Uni chiqarish qiyin, chiqarib juda bo'lmaydi. Shuning uchun oborotgan suhbatlarimizda, mavzularimizda yolg'on aralashtirmaslikka rostgo'y bo'lishlikka harakat qilishligimiz kerak. Hayotingizda qanday? Demak, va shundagina siz chalg'ituvchi voqealar ro'y berishiga qaramasdan tez o'z hayot yo'lingizni qaytib olajaksiz. Ya'ni o'sha o'zingiz nazorat qiladigan bo'lsangiz, sizni chalg'itadigan narsalardan tezda qochasiz. Chalg'itish boshladimi? G'ibatga kirildimi? To'xtatish. Boshqa mavzuga o'tildimi? To'xtatish. O'zingiz to'xtatib, o'zingiz nazorat qilib ko'rib, ana shu maqsad vazifangiz bo'yicha, kundalik daftaringiz bo'yicha harakat qiladigan bo'lsangiz, albatta siz to'g'ri yo'lga tushib borgan bo'lasiz. Keyingi sirimiz, 21-chi sir, muvaffaqiyat va baxt. Hech kim sizni ruxsatingizsiz sizga zarar keltira olmaydi. Biz o'zimizga o'zimiz zarar keltirishligiga sababchi bo'lib qolamiz. Biz o'zimiz ruxsat berib qo'yamiz. Bizga zarar yetkazishligiga biz o'zimiz ruxsat berib qo'yamiz. Ana shu narsani ruxsatimizni bermasligimiz kerak. Biz hech qachon bizning shaxsiyatimizga zarar yetkazishga hech kim qodir emas. Alloh o'zini bermagan bo'lsa. Shuning uchun biz avvalo o'zimizni o'zimiz himoya qilishimiz kerak. Muvaffaqiyat va baxtimiz ana shu narsaga bog'liq. Muvaffaqiyat va baxtga erishish yo'llarida bir
bir sodir bo'lgan hodisalarni qanday qilib qanday qabul qilishimizdadir. Yani baxt ve muvaffaqiyatga erishish uchun hayotingizda sodir bo'lgan hodisalarni siz qanday qabul qilishingizga bog'liq. Siz u narsani ijobiy qabul qilsangiz, sizga javobat bo'lib qoladi. Uni salbiy qabul qilsangiz, ya'ni unga e'tibor bermasangiz, u siz e'tiboringizdan chetda qoladi, u siz hayotingizga ta'sir qilmaydi. Katta muvaffaqiyatlarga erishgan shaxslar barcha hodisalarni ijobiy qabul qiladilar. Katta muvaffaqiyatga erishganlar hammasi har bir hodisani imtihon deb biladi, har bir hodisani uning uchun berilgan imkoniyat deb biladi, har bir bo'lgan voqealarni kelajakda xato bo'lsa uni qaytarmaslik uchun dars deb biladi. Ular salbiy voqealarni ham insonning o'sishiga undovchi hayot sinovi deb qabul qilishadi. Muvaffaqiyat sari ko'tarilishda davom etadilar. Ular büyük adamlar hammasi ham ularga keltirilgan shunaqangi bir salbiy hodisalarni ham bir imtihon deb qabul qilishganda va uni e'tiborsiz qoldirib, undan kerakli darsni olib, davom etib o'zlarini o'sishda davom ettirib borishgan. Ha, hech qachon salbiy tajriba bo'lmaydi. Hech qachon salbiy tajriba bo'lmaydi. Har bir o'rtirilgan tajriba faqat yaxshi uchun xizmat qiladi. Bu sizga kelgan ziyon bo'lsa ham, sizga kelgan bir shikast bo'lsa ham, sizga kelgan bir nimadir bo'lishdan qat'iy nazar, u sizga albatta ijobiy ta'sir qoldirishi kerak. O'shandan o'zingiz o'g'it dars olishingiz kerak. Omadsizlik mag'lubiyat mavjud emas, faqat hayot darslari mavjud. Hech kimda omadsizlik yo'q. Mag'lubiyat yo'q. Bu narsa mavjud emas. Qachonki biz xotiramizga, kallamizga shunaqangi omadsizlik yo'q bizda, shunaqangi bir mag'lubiyat yo'q bizda deb singdira olsak, bizning miyamiz o'sha narsani qabul qilib, hamisha borliq mavjudot narsani bizning foydamizga hal qilib beradigan bo'ladi. 22-chi darsimiz: tez o'qish mashqi. Tez o'qishni mashq qiling. Bu iste'dod sizga muallifining uzoq yillar bo'yi tajribasiga 2-3 soat davomida ega bo'lishingiz imkoniyatini beradi. Tez o'qiydigan bo'lsangiz, bir matnni tezda ko'zdan o'tkazadigan bo'lsangiz, ko'pchiligimiz bu yerda o'tirganlar eslaymiz, kino bo'lardi, bahorning 17 lahzasi degan. Bu yerda bir mishtirlisimi degani bo'lardi, yo boshqasini. O'sha nemasini arxivga kirib, varaqni ko'rib, o'sha varaqni ko'rganda o'qib olardi. Varaqni ko'rganda ko'rib o'qib olardi. Butun ro'yxatni kelib, uni aytib bergan bo'lardi. Biz shunaqangi darajada, biz tez o'qishni mashq qiladigan bo'lsak, bizning ham ongimiz ko'rilgan qog'ozni bir daqiqada o'qib olishlik va uni bir daqiqada zihniyatga joylashtirish imkoniyatini beradigan bizda miya bor. Har bir insonning miyasi bir xil, o'lchami bir xil, uning ichidagi hammasi bir xil. Faqat ishlatish har xil. Biz uni qachon yaxshi ishlatadigan bo'lsak, u bizga albatta kelajak hayotimizda katta tajriba orttirgan bo'lamiz. Misol uchun, buyuk shaxslar biografiyalar orqali siz ularning hayotiy falsafasi bilan tanishishingiz mumkin. Xohlagan bir buyuk odamingizni oling, uni biografiyasini o'qib o'rganing, albatta shu joyda ko'rasiz. Avval uni tanishishingiz mumkin. Ular haqida mutolaa qiling. Tez o'qish orqali siz juda katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa fursatda egallashingiz mumkin. Masalan, mana shu darsliklarimizni aytdik, mana 24 ta dars kabinetimizda master va undan yuqorilarda kabinetlarda shunaqangi darsliklar bor. O'sha darsliklarni albatta tez-tez o'qib chiqib, uni yana qayta-qayta eshitib, miyaga joylab oladigan bo'lsa, u kelajak hayotimizda bizga juda katta asqotadigan ma'lumotlarga ega qiladi. 23-chi sirimiz: odamlarning ismlari. Odamlarning ismlarini tez eslab qoling va ular bilan yaxshi muomalada bo'ling. Bu odat shijoat kabi muvaffaqiyat kalitlaridan biridir. Bir ishga shijoat ko'rsatasizmi? Shijoat ko'rsatganingizda muvaffaqiyatga erishasizmi? Odamlarning ismini eslab qolish ham o'sha shijoatni bir turi ekan. Dunyodagi har bir inson o'zini muhim insondek his qilishi va doimo hurmatda bo'lishini istaydi. Demak, biz o'zimiz hurmatda bo'lishni istaymizmi? Bir tanishingiz bilan ismini aytib so'rasangiz qanchalik xursand bo'ladi. Bir marta ko'rishgan bo'lsangiz ham, o'sha bir marta ko'rishgan insoningizni ismini yodlab qoladigan bo'lsangiz, uni qayta ko'rishganingizda ismini aytib murojaat qiladigan bo'lsangiz, bir marta ko'rgan oldida xolos bu odamlarni
shunchalik meni ismim yodda qolibdi, meni ismim esimda qolibdi deb o'zida mehribonlik, o'ziga nisbatan mehribonlikni sezadi va sizga nisbatan o'sha andachasini, mehribonligini beradi. 24-chi sirimiz gul kabi yumshoq bo'ling. Nima degani? Yaxshilik va mehr ko'rsatishda gul kabi yumshoq bo'ling. Albatta insonga yaxshi qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha yaxshi qilishimiz kerak. Vaziyat qadriyat prinsiplariga qaratadigan tosh kabi qattiq bo'ling. Ha? Shundoqda vaziyat qadriyat prinsiplariga qadalgandek tosh kabi qattiq bo'ling. Prinsipingizni doimo qattiq turing. Doimo xushomonat muomala va odobli bo'ling, lekin oyoq osti qilishlarga yo'l qo'ymang. Yumshoqlik ham ev bilan chegarasi bilan, har bir narsaning chegarasi bor. Yumshoqlik qilishlik, har qancha odob axloqlik bo'lishi mumkin, lekin o'zingizni oyoq osti qilib qo'yilgan paytda qat'iyatli bo'lishingiz kerak. O'sha xonangizga kelsa, o'sha qat'iyatlik bilan javob berib qo'yishingiz kerak. O'zingiz sabotingizni ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Sizga doimo hurmat bilan muomala qilishlarga e'tibor bering. O'zingizni qadr qimmatingizni, muomalatingizni biling. Sizni qadringizga yetmaydigan, qimmatingizga yetmaydigan, sizni ustingizdan kuladigan odamlar bilan suhbatni tark eting. Bir marta sizga hurmatsizlik bajarildimi, o'sha davraga kirmang. O'sha davradan chetlab o'ting. Har qanday foyda keltirishligini ko'zda ostiga olgan bo'lsangiz ham, u sizni behurmat qilgan joyda, sizga qadriyatingiz bo'lmagan joyda sizga o'rin yo'q. Siz u yerdan darhol tark etishlikni bu joydan. Ya'ni ki aytmoqchimanki, o'sha davrga kirib yana doimo suhbat ettiradigan bo'lsangiz, bir inson albatta tuzilma, bir qandaydir asabiy tuzilma, asabimiz buzilganda bir qattiq qo'lliq qilib qo'yishingiz, qattiq gap qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun sabr toqatli qilib, bitta ortiqcha gap bilan qaytarib ketishni harakatda bo'ling. 25-chi sirimiz: oiladan tashqaridagi insonlar. Bu nima? Hech qachon oilangizdan tashqaridagi insonlarga sog'lig'ingiz, boyligingiz va shu kabi boshqa shaxsiy masalalar haqida so'z ochmang. Bu borada o'z intizomli, o'ta intizomli bo'ling. Shu so'ralgan so'rashlik o'zi noqulay narsa. Bir kishi sizni sog'lig'ingiz, boyligingiz, o'sha sizni oilaviy ishingizga aralashishga so'ralishi, savol javob qiladigan bo'lsa, aytingki, tinch qo'ying mani. Meni ichki ishim, meni oilam ishim, meni muammoim. Siz oilangizning muammosi bilan bo'ling. Siz o'zingiz muammoingizni hal qiling. Men muammoimga aralashmayman degan javoblarni, qat'iy javoblarni berishimiz mumkin. Yumshoqlik bilan tushunmadimi? Qat'iyatlik bilan, qattiqlik bilan qilishimiz kerak. Bu ham bizning 25-chi sirimiz. Oiladan tashqaridagi insonlar. Demak, biz oilamizdan tashqaridagi insonmi? Uning uchun biz oilaviy bo'layotgan hodisotlarimizni, oilaviy narsalarimizni gapirib o'tirishimiz shart emas. Ularni tark etishimiz kerak. 26-chi sirimiz: doimo rostgo'y, sabrli, matonatli, kamtarin va albatta saxiy bo'ling. Saxiylikni ham, kamtarinlikni ham, sabr matonatni ham chegarasi bor. Rostgo'ylik albatta chegarasi yo'q. Rostgo'ylik chegarasi yo'q. Doim rostgo'y bo'lishi kerak. Har qanaqa holatda rostgo'y bo'lishlik kerak. Boshimizni qilish kelganda ham rostgo'y bo'lishimiz kerak. Yolg'on odam umri qisqa narsa bo'ladi, odam umri ham qisqartiradi. O'zi ko'rdingiz, 19-chi sirimizda aytib o'tdik, yer kurasidagi hayotimiz arzimagan bir ozgina daqiqa hayot kechiramiz. O'sha arzimagan haqiqatda davrdagi hayotimizni rostgo'y o'tkazmaydigan bo'lsak, keyin o'zimizga qiyin bo'ladi. Abadiy hayotda bizga qiyinchilik bo'ladi. O'zga sayyoralarda sayohatimizda qiyinchilik bo'ladi. Saxiy bo'lishida ham o'z chegarasi bor. Saxiylikda ham, masalan, 10dan 1 degan o'zi tendensiyamiz bor bizni eshitganizda, nega 10 so'm puli bor odam 1 so'm qo'rqmay sarf qila oladi degan bir tendensiya bor. 10dan 1 daromadimizni xayr-ehson ajratib qo'yishligimiz bor. O'lishni chegaradan ham o'tmasligimiz kerak. Saxiy bo'lishimiz kerak albatta. Eshigimizga bir 1 million pul so'rab kelgan odamni menda pul yo'q deb haydamasdan, bir imkon qadar 10 so'mmi, 15 so'mmi, 5 ming, 10 ming, 15 ming, imkon qadar cho'ntagimizda bir 20 ming pulimiz bo'lsa, shunga 10 mingni berib turdim. Mana shu narsam hamma alg'amchi qilmador deb turib, o'sha bir 10 ming so'm bilan bo'lsa ham buni kuzating.
27 sırımız ilik vanna kabul kılın. Uzak ölümdür kün sonunda ilik vanna kabul kılın. Her bir küçük yutuk için ham özümüzü rağbarlandırın. Özümüzü rağbarlandırın deyken de kına çözümüz mümkün. Özümüzü rağbarlandırış, elbette özümüzde tasanna etişimiz mümkün. Ey Allah köşkü, elhamdülillah bu işi Allah menge üddesinden çıkışı nesip kılındır. Hamd ayetçiliğimiz bizi uzunumuzu rağbatlandırışımız. Her bir de bizi elhamdülillah denen sözümüzde, Subhanallah denen sözümüzde, bizge cennette bitti hurma utkuzuladı. Bunu içinizden çıkarmak, mümin Müslüman bunu içinizden çıkarmak gerek. Yani şu rağbatlandırış. En az sonuyla elhamdülillah. Kınalma. Subhanallah deyin, elhamdülillah deyin. Bu sizi o şey, uzunumuzu yutuğunuz dayın ki gün sizi rağbatlandırışınız bana şu böyledi. Büyük oğlu adamla her daim şuna kılışka. Şuna sen esnaf çıkarmasıymız gerek, unutmasıymız gerek. Tanenizge, ruhunuzge, vakilinizge dan veriş için vakt ecretin. Tanenizge hem vakt veriştirmemiz gerek. Ruhge hem vakt veriştirmemiz gerek. Ularge hem aklımızın hem dan veriştirmemiz gerek. Şunun için biz otkan yığılışlarımızda aydın ettik, yana aydın ettiğimiz Şembe, yak şembe, dam oluş günü kampanyada. Barçamız dam olamız, şembe, yak şembe. Dam oluşka ham organizasyonumuz gerek. Haftamız ünüm doğruluğu buluşu geçiyor. İşimiz ruhacı buluşu geçiyor. Biz şembe, yak şembe, dam oluşturmamız gerek. Tez orada barça muhum maksatlarımızda yetesiz. Ve muvaffakatinin keyingi bozkuşuyla götürülesiz. Anlaşılan akıl edilen bozsanız, özünüzü, aklınızı, ruhunuzu, cesedinizi, cisminizi, tanenizi dam veredim bulsanız. Oşak, şambı gününü, ahirgi damlarını olduğunu bir derslerimizde ayet ötkemiz, duplikasyede bulan mazuyumuz ve oylamızı yetiştik. Yak şambı gününü asır namazdan giyin, yani oşak, özür günde kıskı bu kol, peşindeyken bulacağım burada, gün ikinci yanı ötkemdeyken, öz oylamızı, öz vatandaşımızı, otağlarımızı, yani şu vaktimizi sarkışımız kadar, yakşam bu konunun ikinci yarımını. Bu bizge katta imkanatlarını beredir. Ata anılarımız, kom kandaşlarımız, hemisi bizlerde elbette minnettarçılık bildirir. Bu minnettarçılıkların arkasında razılık buladı. Razılıkın arkasında barakat buladı. 28. sırrımız. Bugün saat çözülüp gitti, 46 minut oldu, 10 minut ötken de başlayandık, 36 minut, yarım saat kadar önce alındık. Malum, zorra bölgene hem yakışı, ama uzun süre koyamız, malol kemadegan bölgene iki sırrımız kaldı, bugün bu mancan lengen. Bana şu sırlarımızı artık unutup, keyin muhakkak ödemiz. 28. sırrımız, doğru nefes alış muhimliği. Doğru nefes alışının muhimliği ve ölümsüzlüğü içki kuvvetine bağlı ekalerini unutma. Doğru nefes alışlığımız, bu bizim içki kuvvetimizle bağlı olan zerdesi var. Bunu hiç kaçan unutmasıyımız kadar. Ravan, şükür, sakin nefes alışlığımız gerek. Bu nefes alış mahşını ham boş vaktimizde başarışımız gerek. Miyeniniz nefes alışınız bile çambarçası bağlı. Miye nefes alışlıkla bağlı onarsa. Kaç evi hatırcan, çukur, sakin nefes alsak, miyemiz hem ravan, saz işleydi. Misal için, miyemiz hayacan asıldı bölgende, nefes alışlığımız hem tezleşedi. Horduk bayti de, ya ki dikkatiniz bir joyga toplansanız, nefes alışlığımız sakinleşedi ve çukurleşedi. Çukur nefes alışını maş kılış arkadaşız, hatta en keskin vaziyatlarda ham soğukkollik saklaşını organiz. Bizde bir ibara var, sabır deganlarsa var. Sabır uşa aziyat yetken payda sabır kılıçlik kepiz urnemiz. Aziyat yetken payda kılıngan sabır, sabırlarının eğlası degan hadis var. Anışı nasıl ise soğukkollikini bildiredi. Biz sabır kıyanımız, eziyat yetken paydaki sabrımız, biz soğuk kollarımızı bildirelim. Uzumuzda omuyoruz ona sen. Bizde salbi tasır kılıp konuştukundan biz saklanıp kalemiz ve icabi neticeni olemiz. Şartının tağılık odamları, doğru nefes oluş, doğru yaşaştır derler, de bekorga açmadan.
Tog'liq odamlar shunaqangan bor ekanda, Tibet tog'lari, shunaqangi o'zimizda Tyan Shan tog'lari, mana o'zimizda Qorabog', Chortoqboq, Chorboq, ana shu tog'dagi odamlar to'g'ri nafas olish, to'g'ri yashash deb aytishgan ekanda. Bu yoqda albatta hozirgi kunda ham havo musaffo, toza, kislorodga boyingan, to'yingan, nahang bir yoqda yaxshi havolar bor. Endi shahar havosi shunaqangi bir havoga aylanib qoldi. Şimdi şu şehirlerde köprak, yaz günlerde, şembe pazarlarda tağlara çıkışıydı. Çünkü yani şu sakin, çukur, nefes alışını istaşkan halette. İnsanını, biz içtimai vücudumuzda, biz hakla mesela, bizim bedenimiz, bizim cesedimiz bu nasıl haklaydı. Şunun için talep kıladı, miyede o şey sağolca kuşkan böyledi, barış barmaslık aynen sebebi ceset o şeyin istek oldu. Cesaret isteyen de bacak işgeler, onun bir işgeler. 29. sır, öz özünü işantırış usulü. Öz özünü işantırış usulü örgenin. Bu tecrübeden utkar usul yukarı çukurlarla yetaklaşka yoldan verir, yetişiklikle yoldan verir. Bu alımlarını, katta adamların şuna hangi bir arbablarını, alımlarını şuna hangi bir üslubu yerken. Sporçular ve davlat arbabları faydalanan usulden. Öz maksadınız yolu da faydalanışımız mümkün. Eğer gayret ve şiratlik buluşku isteseniz, özünüzü men bugün yanında gayretlikman ve kün seri şiratli bulup boruyabman de paydın. İlacı olsa bu gapını daima takrarlan. Yan daftarcı alıp, satıp alıp bu gapını 500 metre yazıp çıkın. Bu mashg'ulot 3 hafta davomida mashq qilsangiz va o'zingizga ushbu sifat rivojlanib borayotganini sezasiz. Mana shu narsani yozib, 500 marta yozib, yani takrorlab boradigan bo'lsangiz, 3 haftada siz o'zingizni ruhlanib borayotganingizni, o'zingizni quvvatlanib borayotganingizni, o'zingizni juda g'ayratli sezib va shijoatli bo'lib borayotganingizni 3 haftada sezasiz. Ming yillar davomida bu uslubdan Hind donishmandlari foydalangan, donishmandlari muvaffaqiyatga erishish uchun foydalanishgan. Haligi yogalar deymiz Hindistonda ko'p, shunaqangi bir, o'shalar shunaqangi bir o'zini qiliq chiriqtirgan ekanda, o'z-o'zini ishontirgan ekanda. O'z-o'zini ishontirish orqali ko'p narsaga erishishi mumkin-da. 14-yilda biz ham o'z-o'zimizni ishontirganmiz. Bu narsa bo'lishligiga, Skyway yuzida barpo bo'lishligiga biz o'zimizni ishontirganmiz. Siz ham o'zingizni ishontiring. Siz kutgan natija tezda ro'y bermasa ham darrov tushkunlikka tushib qolmang. U albatta bo'ladi. Aytilgan so'z miyaga katta ta'sir ko'rsatadi. Aytdingizmi, qat'iyatli bilan 500 marta takrorladingizmi? Bu bo'ladi vaqt bilan. Buni natijasini ko'rasiz. Ana shu 3 hafta mashq qiling, 3 hafta mashq qilganingizdan keyin o'zingizni o'zgartirasiz. Ve nihayet 30. sırrımız, kundalık daftar tutayım. Fikirlerinizi bağın etiş ve hayatınızdaki yutuklarını ölçüp boruş için kundalık daftar tutayım. Bu kundalık daftar tutuşluğumuz bizi ilişkin rejelerimizde, avalı tutuzgan rejelerimizde, hasibizde ilişkilerimizi hem bilgiler boruşlukla yoldan verildi. Ve uzunumuzda bulunan inançımızı, hayatımızda yutuklarımızı sarkı sokuluşlukla bize imkaniyat verildi. Kullik sohbeti bir paramız uzunumuzda. Nafaqat yutuqlaringizni, balki sizni qiynayotgan muammolar haqida ham yozib borish, ortiqcha xavotirlardan qutulishga, optimal holatda bo'lishga fikrlash va fikrlash ravshanligini saqlab qolishga yordam beradi. Demak, nafaqat ijobiyatni, salbiyatni ham yozishimiz kerak. Yutuqlardan tashqari, biz qiynayotgan muammoni ham yozib borishimiz kerak. Yozib borish natijasida u muammoni yechimini qidirib boradi. Miya o'z-o'zidan yechim qidiradi. Ana shu narsani yechim ishlagan paytda yechib ketiladi. Ana shuning uchun biz muammolarimiz yechimi bardavom bo'lmaydi va biz albatta o'z kutgan natijamizga erishamiz. Demak, bugungi mo'ljallangan sirlarimiz, demak 30-siga yetdi. Har ko'rishimizda bir 10tadan sir mo'ljallagandik, oldingi 2ta ko'rsatuvimizda sal oqsab qolgandik. Bugun 4taga oshirib 30'da yetkizip koyduk. Daha halde her bitti yığılışımızda, sohbetimizde, webinarımızda bu denansır organı barıyımız. Bundan taşkayla kıyna yapan muammalı boysa,
Çatıda soru cevapları buldu. Soru cevapları çatıda bildi bu. Şimdi bundan bir ağlı soru cevaplarına elbette bana şu webinarlarına tez yazıp olup webinarlarda sorularına cevap verip varımız. Çünkü vaktimiz yetkaz olmayanımız külle kısıkladık kaldı. Aldığında kılındıran işlerimiz kurup, halkalıkan zor kararlar, halkalıkan uçuşurlar, portatka çoktu, boşlarım kogan. Şunun için vakti de cevap verilmese hamkorlarımızı yıkızıp koyaydık. Hafı buluşmasın, çatlı da yazıp koyaydık. Bana 10'ta master bor, 80 bitti leader bor. Silahım çatlı birine savallarda koldan imkanı kadar sağol bir iş organiyle. Ertelap, ben şu gelecek günü rece kılıçdik denen babamızda bor. Ben bandot namazı durganımda Tokarat kılıp, bunda tuvakta hali kırmadan bozu, tavacık namazını kılgan da iki gün. Kompüterü yakıp, çatkı kırıp, kabinetki kırıp, bir nazar sok koyamam. Küllük ricam anışında payda olabilir. Barçaga olmak, tansiyat hatırcandık. İşlerinizde rövaç, savallarını kırık olamız. Savallı bozu marhamat, cevap verişke tayyormuz. Marhamat. Sağ olun aydınız. Kuldan gelince cevap veririz. Rahmat, İzzetullah, Kattakon Rahmat, Kustos, Mehmetimize razı bugün elbette, elbette razımız. Bir niyat kılıçdaki tam oldun, o şenler ise de razılık olsun buyurdu. Biz webinarga çıkıp bir sözü, bir mazunu yetkilişlikke niyat kılgan paytımızda, o zaman razılık içimizden çıkan buyurdu. Biz elbette razımız. Barçamız Allah'ın konağı da bulaydık. Niyetim işleme yaptı. Ya işlep getirdi, yakışık getirdi. Vafaydı harika kılıçlı ikkara kop, şu ifade edilmiş mümkün tezlik vafaydı kaptır o buluyordu. Her halde vafay isim arkaya gelir de, isimde tezlik yok almaydı. Havada yok kılıçlık, tuz kulde, bu işlik mümkün. Tulkundan olmadık on, internet parmağları da, şuna kanka üzülüşlü buluşu mümkün. Lakin isim arkaya gelelim ondan. Keşke payda tarlagamız, keşke payda hamamız, uyda bulamız. Elbette uy telefonunu çürüp, boşa vay vakıf koyduğum bulsak, hiç kaçan biz bu kural aslahanımız bizde pant vermeydi. Üste teşhisi ağrısı yok, üsteman, üsteman da bir kişinin gibi mehnatlı genel bulsa, üsteliği bu şüphe boyadı. Kulu da ağrısı teşhisi olmadan üste üstemez. Tarmoqda biznes qilmoqchi, tarmoqchimisiz, sitevikmisiz, internetni yaxshi qilib oling. Barchaga maslahat. Savollar. Savollar bo'lsa marhamat. Savollar bo'lmasa bugungi webinarimizni yakuniga yetkazamiz. Barchaga salom aytamiz. Tashakkur. Bog'oyat Sen bulduk teşekkürlerimizden Muhammed'in, Gülbahar, Nezir Ahan, Bahtiyar Can, İzzetullah, Berçen Gizge, Meşhur Ahan, Ekmen Han, Berçen'e salam ve Berçen'e teşekkür. Hem benimizi işimizde Allah rıvacı görsün, bunu kadar da bizge hem Allah rıvacını görsün. Rahmet, sağ bulayını, aman bulayını, kaydı konuşmayınca, hayır, keyin hattı da, kızı karlı yeni sırlarımız var. Bu meselenin böylelikle işte hamcı adlıydı.